Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sağlıklı Günler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Her hafta birbirinden farklı konukla ve branşla ekranlarınıza geliyoruz. Bugünkü konuğum diyetisyen Betül Oruç. Malum şu an pandemi sürecindeyiz ve pandemi sürecinde diyet ve beslenme nasıl oluyor onları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz efendim. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben 2018 yılı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Fakültesinden mezunum. 2 yıldır Aksaray'da aktif şekilde danışanlarıma hizmet vermekteyim. Danışanlarınız var. Şu an bir ofisiniz var. Aynen öyle. Kendime ait bir ofiste şu anda. Son 6 aydır kendi ofisimde hizmet veriyorum. Efendim bugün beslenmeyi konuşacağız demiştik ama seyircilerimiz için isterseniz beslenme ne demek? İlk önce onunla başlayalım. Tabii ki kısaca tanımlayalım hemen. Beslenme canlılığın devamını sağlamak için ve sağlığı korumak için gerekli ve yeterli besin öğelerini vücuda almaktır. Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Tabii ki yediğimiz her şey besindeydir. Bunu da bilmek lazım. Bir şeyin besin olabilmesi için vücuda biyo yararlılığının mutlaka olması gerekmektedir. Şu an malum pandemi sürecindeyiz. Ülkemizde yaklaşık 4 aydır mücadele ediyoruz. Her birey tabii ki kendisi dikkat etmesi gereken şeyler var. Beslenmesine de dikkat etmek zorunda. Ama bizler, sizler bir uzman olarak neler önerirsiniz? Pandemi sürecinde nasıl beslenmeliyiz? Açıkçası COVID-19 için özel bir diyet programı yok. Ama bu süreçte bağışıklık sistemi kuvvetli olanlar ve bağışıklık sistemi düşük olanlar birbirinden çok güzel ayrıştı. Pandemi süreci bize bir bağışıklık sistemini değerlendirmemiz için fırsat oldu. Bağışıklık sistemini peki nasıl kuvvetlendirmeyiz? Bu şekilde tavsiyeler vererek bu süreci nasıl atlatacağımızı anlatabilirim. Sıvı alımını artırmamız lazım. Mesela öncelikle yaz aylarında olduğumuz için zaten terle birlikte vücuttan sıvı atımı çok fazla ve sıvı alımının artması toksin maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında kolaylaştırılıyor. Aynı zamanda A, C, E vitaminleri, bu üçü antioksidan vitaminlerimizdir. Bunların içinde bulunduğu besinleri sıkça tüketmekte de fayda var. Yeşil çay, zencefil, zerdeçal, sarımsak, soğan bunlar da antioksidan içeriği yüksek olan besinlerdir. Bunların tüketimini de bu süreçte artırırsak eğer bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmiş oluruz. Bir de probiyotik alımına dikkat etmekte fayda var. Günde en az bir porsiyon probiyotik tüketmekte fayda var. Peki probiyotikler nelerin içinde var? Fermente gıdalar da var. Kefir en sık kullandığımız, tükettiğimiz probiyotik kaynağıdır. Hem de kolay ulaşılabilen bir probiyotik kaynağıdır. Bir su bardağı kefir bir porsiyondur. Günde en azından bir su bardağı kefir tüketmek hepimizin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede faydası vardır. Kefir yerine başka bir şey kullanabilir miyiz hocam? Tabii ki probiyotik yoğurtlar var. Kefiri evde mayalamak mümkün. Dışarıda zaten her markette artık sıkça bulabileceğimiz, rahatça bulabileceğimiz bir besin kendisi. Kefir yerine probiyotik yoğurtlar, probiyotik mayalanmış hazır yoğurtlar var küçük kutularda. Bunlardan da tercih edebiliriz tabii ki. İçmekte zorlananlar kefiri yoğurtlarını tercih edebilirler. Tabii ki. Aynı zamanda eczanelerde de satılıyor küçük kapsüller halinde. Direkt olarak eğer tadını sevmiyorsak hem yoğurdun hem kefirin. Aynen. O herkes şekilde sevmeyebilir. Tabii. Ekşimsi bir tadı vardır çünkü. Evet. Demek ki denemişsiniz. Evet. Siz de sevmiyorsunuz. Evet, çoğusu sevmiyor insanların. Ben de danışanlarıma tükettirmekte gerçekten zorlanıyorum. Meyveli alternatifleri de var ama içine ilave şeker girdiği için çok iyi oldu bunu söylemeniz. Onlara güvenemiyorum aslında. Ben meyveleri tüketmek de istemiyorum. Birçok marka içinde ilave şeker bulunmadığını söylese de koruyuculuğunu artırmak için maalesef ki hazır paketli gıdalarda özellikle meyveli içeriği olan besinlerin koruyucunu artırmak için koruyucu madde, etken madde ekleniyor. Bu da tabii ki bağışıklığın düşmesine sebep oluyor. Dolaylı olarak sebep oluyor. Faydasından çok zarar var aslında. Öyle de demeyelim ama tabii ki sadesini tercih etmek daha doğru. Faydalı. Ve şekerli rafine gıdaların tüketimi de bağışıklığı düşüren etkenlerden birisidir. Bu dönemde şekerli gıda tüketimini, şeker içeren, yüksek fruktozlu glikoz şekeri içeren gıdaların tüketimini de azaltmakta fayda var tabii ki. Peki bu süreçte zayıflama diyeti yapabilir miyiz hocam? Zayıflama diyeti yapılabilir mi sorusu bize de sıkça soruluyor. Sizin de merak ettiğiniz gibi. Mutlaka yapılır. Tabii ki herhangi bir zararı yoktur vücuda. Şimdi zayıflama diyeti aslında halkımız çok yanlış tanımlıyor. Zayıflama diyeti
diyeti deyince aç kalmak, metabolizmanın yavaşlaması, bağışıklığın düşmesi gibi algılar bırakıyor bizlerde. Fakat asla öyle değil. Aksine bir tabii ki uzman eşliğinde, beslenme uzmanı, diyetisyen eşliğinde yapılan zayıflama diyeti kişinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve pandemi döneminde aksine daha da bağışıklığı kuvvetlendirdiği için bu süreci daha güzel atlatmamızı sağlar. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Bir beslenme uzmanından bu dönemde özellikle faydalanabilirler, yardım isteyebilirler. Peki zayıfladığımız zaman bağışıklığımızda bir düşüş olur mu? Şöyle bir beslenme uzmanı danışanının eksiklerini, vücudunda hangi besin öğelerine ihtiyacı olduğunu çok iyi bilir. Dediğim gibi bir beslenme uzmanı eşliğinde eğer ki bu süreç ilerlerse zaten diyetisyen danışanının ihtiyaçları doğrultusunda onun diyet listesini hazırladığı için herhangi bir düşme olmaz. Siz yani kendi başımıza değil bir uzman eşliğinde diyet kesinlikle, yapabiliriz. Kesinlikle kendi başımıza yaptığımızda çünkü ekmek en suçlu görülen besinlerden bir tanesidir. Ben kendim diyet yapıyorum diyen çoğu kişinin diyet listesinden yani beslenmesinden günlük düzeninden çıkarttığı ilk şey ekmektir. Oysa ekmeği yemeye bir şey olmaz derler. Hani evet. Ekmeksiz yemeğe niye zayıflarsın derler. Evet, oysa ki çok yanlış. Asırlardır Türk milleti ekmeği çok seven ve ekmeği bütün öğünlerde neredeyse tüketen bir millettir. Ve ekmeksiz diyet olmaz. Bunu zaten bütün meslektaşlarım da ben de aynı şekilde savunuyorum ve söylüyorum bütün danışanlarıma. Hocam biz biraz aceleciyiz. Ben aslında şunu merak ediyorum. Mucizevi bir zayıflama diyeti var mıdır ya da bir beslenme şekli var mıdır? Mucizevi besin bize çok soruluyor. Bütün meslektaşlarımın eminim sıkça duyduğu sorulardan bir tanesi de bu. Hangi besini yersem, hangi besini, hangi diyeti yaparsam ya da zayıflarım diye çok sık soruluyor bize. Maalesef ki böyle bir besin yok. Öncelikle bunu söylemeliyim. Tüketildiği anda hiçbir besin ben gideyim de şu bölgedeki yağ hücrelerini küçülteyim diyecek kadar akıllı yaratılmamıştır maalesef. Keşke böyle bir sır olsa biz de sizlerle paylaşsak, bizler de uygulasak hatta. Ama maalesef bu mümkün değil. Bu işin sırrı doğru zamanda, doğru besini doğru miktarda tüketmekten geçiyor. Aslında hep diyoruz ya bu işin sırrı aslında şu kısaca bütün diyetisyenlerin tanımı dengeli ve düzenli beslenmekten geçiyor. İşin sırrı. İşin sırrı bu diyorsunuz efendim. Kesinlikle. Bir de şunu merak ediyorum. Hepimizin bir ortak sorunu var. Bölgesel zayıflamak isteriz. Bölgesel zayıflamak için de bu bölge için bu besin diyeceğimiz ya bu bölge için bu diyet diyeceğiniz bir şeyler var mı? Aynı şekilde bir önceki soruya verdiğim cevap gibi maalesef diyerek başlamak istiyorum. Çünkü maalesef böyle bir diyet, böyle bir besin yok bölgesel incelemede. Sık sık sorulan sorulardan birisi yine bize şu oluyor. Yoğurtla pul biberi karıştırırsam eğer beraber tüketirsem karın bölgemdeki yağlar erir mi? Hayır erimez. Keşke erirse. Ama hiçbir besin yine ben gidip şu bölgedeki yağları eriteyim diyecek kadar akıllı değildir. Doğrudan etki etmiyor. Tabii ki. Dolaylı olarak etkiler vardır. Mesela bağışıklık sistemini az önce bahsettik. Hızlandıran, güçlendiren ve metabolizmayı hızlandıran besinler yine zayıflamada da aynı etkiyi gösterirler. Zayıflama sürecini hızlandırırlar. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamak mümkün ama özel bir besin, özel bir bölgeye etki etmiyor ya da özel bir diyet yok bunun için. İşin doğrusu doğru dengeli bir beslenme programını doğru bir uzmandan istemek. Doğrudur hocam. Bir de merak ettiğim şu konu var. Genelde hep diyoruz saat 6'dan sonra yemek yemeyin. Bu şekilde daha sonra yerseniz kilo alırsınız gibi söylentiler var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet 5 ve 6 en çok kullanılan rakamlar. 5'ten sonra 6'dan sonra yemek yeme diye çokça söylenir, sıkça söylenir. Şöyle ki diyet kişiye özeldir. Bir beslenme uzmanı, diyetisyen danışanını karşısına alır. Onun ihtiyaçlarını, neleri sevdiğini, hangi saatte uyanıp uyuduğunu sorarak diyet programını hazırlar. O yüzden de mesela şöyle söyleyeyim. Gece vardiyasında çalışan birisine saat 6'dan sonra yemek yeme demek onun vücuduna, metabolizmasına ihanet ve haksızlık olur. Bu yüzden de kişiden kişiye bu değişiklik gösterir. Mesela yine aynı şekilde örnek veriyorum. Gece 3'te uyuyan bir bireye 6'dan sonra yemek yeme demek en az 9 saatlik bir açlıktan bahsediyoruz. Bu da metabolizmanın oldukça yavaşlamasına sebep olur. Bu hususta bizim net ve kısa bir bilgi vereyim. Şöyle paylaşayım. Söylediğimiz şey şudur bizim danışanlarımıza. Uyumadan, kendi uyku saatine göre uyumadan 3-4 saat öncesinde yeme içmeyi kes. Tabii ki su hariç, bitki çayı da aynı şekilde tüketilebilir. Ama özellikle yüksek kalorili besinlerin tüketimi uyumadan 3-4 saat önce eğer kesilirse herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Yani bu bilgi de kulaktan dolma bir bilgi ve doğru değil.
maalesef. Hep duyarız. Teşekkür ederiz. Biz aydınlattınız. Rica ederim. Hocam. Yarın inşallah Allah izin verirse Kurban Bayramı. Evet. Sizin de şimdiden bayramınız mübarek olsun efendim. Çok teşekkür efendim. Ediyorum. Herkesin bayramı tüm mübarek İslam olsun. Tüm İslam aleminin burada. Bayramı mübarek olsun. Hı hı. En çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Etlerimizi, evlerimizi nasıl muhafaza edelim? Siz bir diyetisyen olarak eminim güzel bilgiler vereceksiniz bizlere. İnşallah bu konuda da yardımcı olmaya çalışayım. Kısa ve net bilgiler vermek istiyorum. Kurban Bayramı'nda eti direkt olarak kestikten sonra tüketmek sağlıklı değil. Maalesef ki bunu yapıyoruz toplum olarak, gelenek olarak kesilir kesilmez tüketmeye çalışıyoruz. Et yeni kesildiği zaman hem kesmek zor olur hayvanı, zorlaştırır bu, kesim zor olur. Hem de tüketirken et çok sert olur. Bu da özellikle mide hazmında problem yaşayan bireylerde iyice zorlaştırır hazmı. Onun için eti kestikten sonra özellikle mide hazmı, işte bağırsak problemi yaşayan bireylerde kestikten sonra en azından 24 saat buzdolabında dinlendirip daha sonraki gün tüketmekte fayda var. Fayda var. Evet, kesinlikle. Daha güzel olacaktır diyorsun. Birdenbire tüketmemek gerekiyor. Muhafaza konusunda da eti kıyma ya da kuşbaşı haline getirerek, yani nasıl tüketeceksek, nasıl seviyorsak, buzdolabı poşetlerine porsiyonlar haline getirerek buzlukta -18 derecede birkaç ay muhafaza edilebilir. Buzdolabında saklamak isteyen bireyler ise -2 derecede yaklaşık olarak altında da olabilir. -2 derecede 1-2 hafta kadar muhafaza edebilirler. Rahatlıkla bu şekilde kullanabilirler etlerini. Sağlıklı bir şekilde kullanmış olurlar hem de. Ayrıca buzluktan çıkan eti de direkt olarak tencereye atıp, işte düdüklüye özellikle çok fazla kullanıyoruz. Haşlamak bu etin besin değerini azaltıyor, aşağı çekiyor maalesef. Bu konuda hepimiz da hepimiz de kullanırız aslında. Aynen öyle. En kolayına kaçıyoruz. Buzluktan çıkartıp direkt olarak tencerenin içine atıyoruz. Daha hızlı bir çözüm olarak görüyoruz. Öyle. Zaman zaman açık söylemek gerekirse biz de, ben de evimde kullanıyorum. Ama bu doğru bir yöntem değil. Bunun en doğrusu sabah mesela uyandık erken saatte. Buzluktan çıkartalım etimizi, kıymamızı nasıl tüketiyorsak. Buzdolabında, buzdolabının üst kısmında koyup biraz çözdürüp daha sonra tüketmek besin öğesi kaybını en aza indirir. Bu en doğru yöntemdir. Kurban Bayramı için vereceğim et muhafaza tavsiyeleri bunlardır. Peki beslenmemize nasıl dikkat edelim hocam? Biliyorum ki bütün vatandaşlarımız o diyetlerini bozuyorlar. Evet. Biraz vücutlarına zarar veriyorlar. Çok yükleniyorlar çünkü. Porsiyonlarımızı ayarlayamıyoruz. Kendim de dahil ayarlayamıyorum yani. Her gün üst üste etler, kavurmalar yeniliyor. Peki biz nasıl beslenelim Kurban Bayramı'nda? Evet, dediğiniz gibi Kurban Bayramı'nda diyetler bozuluyor. İster istemez bozuluyor. Zaten bazı günlerde kaloriler sayılmaz. Ben öyle söylüyorum. Bazı günler özeldir. Özel günler. Evet, doğum günleri, bayramlar, düğünler, bunlardan örnekler verebiliriz. Bu günlerde şöyle yapabiliriz. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek, etten uzak dur diyemeyiz kimseye ya da tatlıdan uzak dur diyemeyiz ama tercihlerimizi değiştirerek aslında kendimize burada yardımcı olabiliriz, iyilik yapabiliriz. Mesela şerbetli tatlılar yerine, bayramlarda biliyorsunuz sıkça tatlı tüketen bir milletiz. Şerbetli tatlılar yerine misafirlerimize bir iyilik yaparak bu bayramda sütlü tatlılar ikram edebiliriz. Ya da gazlı, asitli içecekler yerine ya da şekerli, konsantre içecekler yerine bitki çayları ya da normal Türk çayı içebiliriz, ikram edebiliriz. Bu da misafirlerimize yapacağımız çok büyük bir iyilik olur. Et konusunda da porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat etmekte fayda var. Evet, bayram 4 gün ama 4 gün kısa bir süre değil. 4 gün boyunca kendimize, metabolizmamıza ihanet edemeyiz. Günde 2-3 öğün yediğimizi de düşünsek çok ağır gerçekten. Evet, kesinlikle. Etin porsiyon kontrolüne dikkat etmek lazım. Özellikle kronik hastalıklara sahip olan bireyler, yani kalp damar hastalıkları, hipertansiyon olabilir, diyabetik hastalar olabilir. Bunlar özellikle tüketime dikkat etmeleri gerekiyor. Porsiyonu azaltmak lazım. Bir de Kurban Bayramı'nda, özellikle Kurban Bayramı'nda süt ve süt ürünlerini çok geri plana atıyoruz. O 4 gün boyunca ete çok fazla yüklenip süt ve süt ürünlerini geri planda bırakıyoruz. Çoğu sebze meyveyi de aslında geri plana atmış olarak tabii görüyorum. Tabii ki, muhakkak. Oysa ki mesela et tüketiminde eti tek başına tüketmek yerine C vitamini, E vitamini yüksek olan besinlerle birleştirip mesela eti nasıl örnek verebilirim? Biberle mesela pişirerek, biberle ya da yanında taze sıkılmış meyve suyuyla tüketerek ya da yanında bol
bol limonlu bir salatayla tüketerek ya da hafifletebiliriz. Hafifletebiliriz. Aynı zamanda etin içindeki demirin emilimini de C vitaminiyle birleştirdiğimiz zaman bağırsaklardaki emilim artmış olur. Ve böylece biyo yararlılığını artırmış oluruz. Farkında olmadan yine kendimize küçük bir iyilik yapmış olabiliriz orada da. Çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim hocam. Asıl son ben olarak teşekkür vatandaşlarımıza ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Benim söylemek istediğim şey şu, kulaktan dolma bilgilerle diyetler yapmasınlar. Mutlaka uzmanlara gitsinler. Yaşam koçlarına değil, diyetisyenlere başvursunlar. Çünkü Türkiye'de bu işin eğitimini alan tek meslek grubu bizleriz. Beslenme ve diyetetik bölümü mezunları. Lütfen bizi dinleyin ve sağlığınızı riske atmayın diyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Asıl ben teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.